Dondurucu soğukların gelmesiyle birlikte bazı hastalıklarda artış yaşandığı görülüyor. Uzman doktor Çetin Gül, soğuk havalarda kalp krizi riskinin de arttığına değindi. Doktor Gül ayrıca hareketsizlik ve yeme içme alışkanlığındaki değişikliklerin kolesterol ve şeker seviyelerini de yükselttiğini belirtti. Bildiğimiz üzere tüm dünyada tüm ölümlerin en sık sebebi kalp ve damar hastalıkları. Türkiye'de de bu şekilde ve kış aylarında soğuk havalarda maalesef ki kalp ve damar hastalıkları, hipertansiyon, sıklığı ve hastaların polikliniğe müracaatı, doktoruna müracaatı, hastaneye müracaatı artmakta. Bizde de öyle maalesef kış aylarında dahiliye ve kardiyoloji polikliniklerinde hasta yoğunluğu aşırı derecede artmakta. Bunda soğuk havanın etkisi çok büyük. Soğuk hava kardiyovasküler sisteme ve vücuttaki damarlarımıza hem direkt etkiyle hem de dolaylı etkiyle zarar verebilmekte. Nedir bu direkt etkiler? Direkt etki olarak soğuk vücudumuzda özellikle atar damarlarımızda bizim vazospazm dediğimiz tam Türkçesi atar damarda büzüşme ya da daralma dediğimiz bir duruma yol açıyor soğuk ve bu da vücutta kan basıncını yani tansiyonu yükseltiyor, kalp hızını yani nabzını yükseltiyor ve pıhtılaşmaya bir meyil oluşuyor. Bu da hem yüksek kan basıncı, tansiyonda oynamalar ve tabii ki beraberinde de kalp krizi riskini arttırıyor, tetikliyor. Yapılan çalışmalarda o Aralık ve Ocak ayında Ağustos, Eylül ayına göre kalp krizi oranının %35 daha fazla olduğu gösterilmiş. Dolaylı etkileri neler? Direkt etkilerini söyledik. Damarda büzüşme yapıyor dedik. Soğuğun kalp ve damar sistemine dolaylı etkileri de yine soğuk havada hepimizin bildiği gibi insanlarda bir hareketsizlik oluşuyor. Hareket miktarı, yaptıkları egzersiz, spor aktiviteleri azalıyor. Yeme içme alışkanlığında bir değişiklik oluyor. Tuz tüketimi, kış yemekleri içinde tabii turşu tüketimi artıyor. Kafein ve alkol tüketimi artıyor. Tabii ki yüksek tansiyonu, kan basıncında oynamalara neden oluyor. Kalp krizi riskini arttırıyor. Yine hareketsizlik ve yeme içme alışkanlığındaki kış değişiklikleri nedeniyle kolesterol ve şeker seviyeleri kanda yükseliyor. Kilomuzda bir yaz ve kış arasında 3-5 kilo oynamalar oluyor. İnsülin direnci ve insülin ihtiyacı maalesef artıyor. Bu da yine yüksek tansiyon, tansiyon oynamaları ve kalp krizi riskini arttırabiliyor. Yine kışın tüketilen gıdalardan özellikle tütsülenmiş et veya eskitilmiş peynir gibi ürünlerde tiramin dediğimiz tansiyonu direkt yükselten bir amino asit bulunuyor. Bu tiramin içeren gıdalar yani tütsülenmiş et, eskitilmiş peynir, bira gibi gıdalar ya da içecekler tansiyonda ciddi ani oynamalar, yükselmeler yapabiliyor. Bunlar yine kışın dolaylı etkileri. Yine kış aylarında stres ve kaygı seviyesindeki artış, dolaylı yoldan tansiyon oynamalarında ve kardiyovasküler hastalık, kalp krizi riskinde bir artışa neden olabiliyor. Yine dolaylı etkilere devam edersek, kış aylarında bu COVID döneminden de hepimiz çok iyi biliyoruz ki meydana gelen üst solunum yolu enfeksiyonları, bronşit, pnömoni zatüre dediğimiz akciğer enfeksiyonları ve bu enfeksiyonlarda kullanılan dekonjestan ilaçlar, kalp krizi riskini, kalp kası iltihabı riskini, kalp zarı iltihabı riskini arttırabiliyor. Yine bu dekonjestan ilaçlar tansiyonlarda oynamalar yapabiliyor. Yine kış aylarında romatizmal hastalıklar aktive olduğu için çoğu yaşlı hastamızda bunlarda da kullanılan hem kortizonlu hem kortizonsuz antiinflamatuvar ilaçlar gerçekten vücutta su ve tuz tutarak tansiyonda oynamalar, tansiyonda ani yükselmeler yaparak kalp ve damar sistemi hastalıklarını, kalp krizi riskini arttırabiliyor. Yani direkt ve indirekt bir sürü etkisi var soğuğun kalp ve damar sistemine. Peki ne yapmalıyız? Önlem olarak ne yapmalıyız? Tabii bunları hepimiz biliyoruz. Kesinlikle bir kere hareket etmeliyiz, yürüyüş yapmalıyız. Ama hareket ve yürüyüş sırasında dikkat etmemiz gereken şey, birincisi giyim kuşam. Çok sıkı, sıcak tutan giyecekler giyinmeli. Genellikle ince giyinip üzerine kalın bir ceket ya da monttan ziyade üst üste giyecekler tercih edilmeli. Sıcağı içeride hapsedip tutsun diye. Hareket ve yürüyüşü ağır bir yemek sonrasına bırakmamalıyız. Ağır bir yemekten sonra çünkü tüm kalp ve damar sistemi mide ve bağırsak sistemine kanı pompalıyor. O sırada bir de yürüyüş yaparsak kalp krizi riski daha fazla artabiliyor. O yüzden yürüyüş, hareket edeceğiz ama hareket ederken
yemekten, ağır bir yemekten hemen sonrasını seçmeyeceğiz ve çok sıkı giyineceğiz. Onun dışında kışın biraz daha alkol, kafein ve tütsülenmiş gıdalardan uzak duracağız. Daha çok sebze, meyve, bitki çayı tarzı içeceklere yöneleceğiz. Kesinlikle üst solunum yolu enfeksiyonu, alt solunum yolu enfeksiyonu, grip, zatüre, bronşit bunlardan kaçınmak için hastane ve kalabalık ortamlarda maske kullanımı, çok fazla tokalaşıp öpüşme olayına girmemek ve gripal enfeksiyonlardan mümkün olduğunca işte hapşıran, tıksıran arkadaşlardan uzak durmak, onlarla tokalaşmamak, kalabalık ortama girmemek gibi o yönde de kendimizi korumamız gerekiyor. Bunun dışında 65 yaş üstü ve kalp damar sistemine ait hastalığı bulunan, ilaç kullanan hastaların kesinlikle muhakkak hani bir kış bakımı gibi diyeceğim ama kış kontrollerini yaptırması lazım. Çünkü bizim hasta grubunda mesela yazın tek tansiyon ilacıyla kontrol altında olan hastalarımız, tansiyon hastalarımız kışın iki tansiyon ilacına geçebiliyor. Ya da yazın yarım doz aldığı tansiyon ilacını kışın bir doza çıkabiliyoruz. O kadar yaz kış arasında fark edebiliyor. Yine şeker kolesterol seviyelerinde yaz kış arasında çok ciddi oynamalar olduğu için ilaç değişikliği, ilaç doz artışı gerekebiliyor. O yüzden kontrollerinin yapılması lazım hastaların kış aylarında muhakkak bir kez en azından bu kontrolleri yaptırmaları lazım.